10. Motobike İstanbul renkli görüntülerle başladı. Motosiklet dünyasının Türkiye'deki en kapsamlı etkinliği Motobike İstanbul, İstanbul Fuar Merkezi'nde ziyaretçilere ev sahipliği yaptı. Bu yıl 10. kez kapılarını açan Motobike İstanbul her zamankinden çok daha renkliydi. Bisiklet sektörünün bu sene fuarda yer almaması nedeniyle daha geniş standlara kavuşan motosiklet markaları, şık sergi alanlarında motosiklet tutkunlarını ağırladı. Ziyaretçilerin bu yılda yeni modelleri yakından görme fırsatı yakaladığı fuarda sektörün önemli markaları ardı ardına yeniliklerini duyurdular. 4 gün boyunca devam eden ve motosiklet tutkunlarının akınına uğrayan fuarın ilk gününde Cem Yılmaz, Ozan Güven gibi ünlü isimler de vardı. Evet Ozan Bey, çekimler, diziler, filmler derken yoğun bir tempo ama motosiklete vakit bulabiliyor musunuz? Yok, bulamıyorum yani, binemiyorum. Artık işler bitince inşallah yazın bineceğim. Yazın başlayacak diyorsunuz. Peki tarz olarak nasıl bir motosiklet kullanmayı benimsiyorsunuz? Ben öyle çok profesyonel bir motosiklet kullanıcısı değilim. O yüzden öyle daha çok scooter kullanıyorum. Bir de kiti olan 3 tekerlekli bir tane motor var, onu kullanıyorum. Çok teşekkür ediyoruz vakit ayırdığınız için. Sağ olun. Kolay gelsin. Trafik kültürüne dayanışmanın esas olduğu yeni bir perspektif kazandırmayı amaçlayan Motosiklet Endüstrisi Derneği MOTED'in yeni sosyal sorumluluk projesi Biz Trafikte de Aileyiz fuarda tanıtıldı. Özellikle motosiklete ilişkin toplumun büyük bir kesimindeki mevcut hoşnutsuzluğu gidermek, toplumda motosiklet kullanımına yönelik bilinç geliştirebilmek ve motosiklet kültürünü daha geniş kitlelere anlatabilmek için projeler hayata geçiren MOTED'in bu yeni projesi ziyaretçilerden ve katılımcılar tarafından ilgi gördü. Özel yapım ya da kişiselleştirilmiş motosiklet ve bisikletlerin sergilendiği custom alanı ise özel yapım motosiklet ve bisiklet meraklılarını ağırladı. Bu gördüğümüz ürünler normal bir tur tipi motosikletin E3 tekerlek uygulaması. İlgili ürün bir kit olarak geliyor. Kaporta parçası da boyasız olarak geliyor ve arka iki tekerlek ve bunun aks ünitesi, diferansiyel grubu da içerisinde geliyor. Motosikletin kendisi de şaft tahrikli olduğu için kolaylıkla uyarlanabiliyor. Teknik uyarlamayı yapmaya muktedir teknik ekibimiz var. Kaporta kısmı kasa rengiyle aynı şekilde boyanıyor. Teknik uyarlaması, ayarlaması yapılıyor ve ondan sonra 3 tekerlekli olarak kullanılıyor. Süspansiyon sistemi gelişkin, elektromekanik bir takım komponentleri olduğundan dolayı motosikletin sürüş geometrisi herhangi bir şekilde değişmiyor. Sadece yapmamız gereken şey 2 tekerlekli bir motosiklet gibi yatarak değil, bir üstü açık araç gibi, bir ATV gibi ya da işte olduğu 3 tekerlekli motosiklet gibi direksiyonla dönerek kullanmaya alışmamız gerekiyor. Onun dışında son derece keyifli ve sıra dışı bir taşıt. Evet, bu 3 tekerlekli versiyon, burada bir de sepetli bir versiyon var. Biraz da onu anlatabilir misiniz? Orada da yine aynı şekilde talebe cevap vermek ya da bu tarz istekleri yerine getirmek için yine aynı şekilde yurt dışı kaynaklı Amerikalı bir üretici firma bu şekilde yaptığı tek kişilik ya da iki kişilik yan yana oturulabilen sepetler söz konusu. Yine özel aparatıyla beraber motosiklete adapte ediliyor ve akabinde bu tur tipi motosikletimiz 4 kişiye kadar istihap haddi olabilen bir araca dönüşüyor. Kanadalı endüstri devi Bombardier'in bir parçası olan Can-Am 1970'lerde pazara meteor gibi yağarken 1980'lerin ortasında piyasadan kayboldu. Marka yıllar sonra 3 tekerlekli Spider modeliyle yeniden doğdu. 3 noktadan yere basması, kalın tekerlekleri, elektronik stabilite kontrol sistemiyle hayranları onu en güvenli ve en konforlu motosiklet formu olarak ilan ettiler. 2007'deki çıkışından beri model ağı oldukça genişledi. Fuarda bu modeller sergilenirken ATV ve UTV'ler de en az onlar kadar ilgi çekti. BMW Motorrad, EICMA'dan sonra Motobike İstanbul'da da yeni modelleriyle göz doldurdu.
Uğur Bey, öncelikle hayırlı olsun diyelim. 2018 sezonu, motosiklet sezonu diyelim, bu fuarla birlikte başlıyor ve BMW'de de birçok yenilikler görüyoruz. Borusan olarak hem motosiklet departmanı ile ilgili neler söyleyeceksiniz ve 2018'den beklentileriniz nedir? Teşekkür ederim. Motobike İstanbul bizim BMW Motor olarak çok önem verdiğimiz bir etkinlik. Her sene buraya çok iyi hazırlanıp yılı burada başlatıyoruz ve buradan aldığımız enerjiyle de bütün yıl satışlarımızı artıracak şekilde devam ediyoruz. Bu sene de fuarın en güzel standlarından birini yine BMW Motorrad olarak yaptık. Bu sene BMW Motorrad'da çok iddialı hedeflerimiz var. Çünkü yeni ürünlerimiz bize bu cesareti, gücü veriyor. Özellikle G310 GS modeliyle Adventure'a giriş segmentinde ciddi bir atak yapacağız. Geçen sene G310'la piyasaya girmiştik ama GS modelimizi bu yıl getirebildik. Ve bu fuarla beraber satışına başlıyoruz. Daha sonra yılın ikinci yarısında da F750 ve F850 GS modelleriyle ciddi bir atak yapacağız. Ve bu sene geçen yıla göre satışlarımızı %30 arttırmak istiyoruz ki bu çok önemli bir sıçrama olacak bizim için. Evet, yeni modeller var, iddialı hedefler var ama sadece satış değil BMW Motorrad bünyesinde bulunanlar. Biraz da bize eğitimlerden ve o katılımcıların katıldığı, keyif aldığı turlardan da bahseder misiniz? Biliyorsunuz bizim BMW Rider Academy ile ciddi bir işbirliğimiz var uzun yıllardan beri devam eden. Hem giriş seviyesinde hem ileri güvenli sürüş seviyesinde hem de enduro programlarıyla motosiklet severlere uzun yıllardır BMW Rider Academy ciddi destek veriyor. Onun dışında BMW Motorrad'ın turları da sektörde ilgiyle takip ediliyor. Biliyorsunuz bizim yapmış olduğumuz long weekendler var. Onu ilk defa bu sene yurt dışına taşımak istiyoruz. Yunanistan'a planlamak istiyoruz. O da motosiklet severlerin, BMW tutkunlarının merakla beklediği, ilgiyle beklediği bir etkinlik olacak. Yine onun dışında yıl boyunca Rider Akademi'nin programları devam ediyor. BMW Motorrad'ın fuarda ön plana çıkan modelleri, dinamik ve güçlü karakterinden ödün vermeden yenilenen BMW F750 GS ve F850 GS oldu. Touring segmentinin yeni temsilcisi olan K1600 Grand America ve K1600 Bagger fuarda sergilenen diğer iki önemli model. Ayrıca 250 ve 500 cc arası Adventure segmentine yön verecek G310 GS modeli Motobike İstanbul'da ziyaretçilerin beğenisine sunuldu. Bu sene 10.sunu kutladığınız motosiklet fuarı gördüğümüz kadarıyla daha renkli ve özellikle standlar çok daha şık hale gelmiş. Fuarla ilgili neler söyleyeceksiniz, bu sene neler yaptınız ve beklentiler nedir fuardan? Fuarda tabii her sene olduğu gibi beklentimiz çok yüksek. Bu sene 3 tane yeni modelimiz var. K1600 GT Grand America, F750 GS, F850 GS. Bunun yanı sıra bir de küçük CC motorumuz vardı. İlk defa Ocak ayında satışa sunduğumuz, hemen arkamızda göreceğiniz G310 GS var. GS ailesinin en küçük üyesi olmakla birlikte bütün standımızda toplamda 21 tane motosikletimiz, yeni 2018 model yıl motosikletimiz sizi sergiliyoruz aslında. Bu sene ilgi çok büyük, her zaman olduğu gibi. Bu sene daha da artacağını düşünüyorum. Genelde gördüğünüz üzere fuarda bir kalite olarak daha da iyileşme var. Umarım motosiklet kullanıcıları yaptığımız çalışmaları beğenirler. Evet, bir fuara girdiğimizde bir slogan dikkatimizi çekti. Biz bir aileyiz sloganı. Biraz bunu açar mısınız? Nedir bu slogan? Amacı nedir? Tabii biz trafikte bir aileyiz diye bir sloganla, sosyal sorumluluk projesiyle başladık bu işe. Çünkü anladık ki motosiklet sadece trafikte motosiklet algısı bir tarafa, tüm kamyon, otobüsü, taksisi, otomobili, bisikletiyle bir algı problemi var. Kullanımda insan sürücülerimiz birbirlerini görmüyorlar. Biz bu sebepten dolayı trafikte biz bir aileyiz mottosu altında bir sosyal sorumluluk olarak başladık bu işe. Biliyorsunuz motosikletler en şey olarak otomobiller kapalı biliyorsunuz. Motosikletler biraz daha açık. O yüzden trafikte daha çok görünür olabilmesi lazım. Bunun için de kamyoncu arkadaşlarımız, taksicilerimiz ve otomobil kullanıcılarımız
daha çok dikkat etmeleri motosiklete. Bunun için biz de trafikte varız, biz de trafiğin bir ailesiyiz demek için biz bu sloganı başlattık, kampanyayı başlattık. Otomobillerde olduğu gibi motosiklet sektöründe de elektrikli motorlar ön plana çıkıyor. Yüksek teknolojiyle üretilen ve kapsamı itibariyle Türkiye'de satışına başlanacak ilk elektrikli motosiklet olan Super Soco'nun TS ve TC modellerinin Türkiye lansmanı Motobike 2018'de gerçekleştirildi. Kural Kan standındayız ve elektrikli motosikletler gündemde. Bize bu elektrikli motosikletler hakkında bilgi verir misiniz? Daha önce scooterları görmüştük, bisikletleri görmüştük ama elektrikli bisiklet bir ilk oluyor. Evet, elektrikli motosiklet bu alanda inşallah ilk oluyor. Bize de bu imkanı verdiğiniz için teşekkür ediyoruz. Malum bütün dünyada emisyonlarla ilgili ciddi kısıtlamalar geliyor. Bugün Avrupa'nın ve dünyanın önüne gelen otomobil firmaları artık katı yakıtlar ve sıvı yakıtlarla ilgili tarih vermeye başladılar. Bugün otomobil firmaları 2025, 2030, 2035 en son 2040 olarak artık elektrikliyi mecbur tutmaya başlayacaklar ve birçok elektrikli ürünleri görmeye başladık. Zira emisyon değerleri dünyayı tehdit ediyor. Bunu hepimiz biliyoruz. Bu konuda da Türkiye'de bazı elektrikli skuterler vardı. Ancak biz burada bir ilk yapmaya çalıştık. Şu anda teknolojiyle, yüksek teknolojiyle uygun fiyatı bir arada tutmaya çalıştık. Elektrikli motosikletlerin iki temel özelliği var. Biri motor, biri bataryaları. Bu zaten iki ana unsur. Bu ürünün 4'te 3 maliyetini oluşturuyor diyebiliriz. Burada elektrikli motorlarda bir Bosch markayı tercih ettik. Bataryalarda ise Samsung, LG ve Panasonic markaları tercih ettik. Bu ürünlerin tamamında bu var. Bunların özelliği nedir? Aynı cep telefonu gibi düşünün. Cep telefonu nasıl 2 yıl, 3 yıl, 4 yıl kullanıma göre değişebiliyor. Bu bataryalarda 600 tam şarj kapasiteli, günlük 60-80 kilometreye kadar yol yapabilen ve 3 yıl ile 5 arası asgari ömür biçtiğimiz bataryalar. Ve biz bunların tamamına 2 yıl garanti veriyoruz. Bu bataryaların cep telefonu gibi taşınabilir özelliği olması önemli. Mevcut piyasadaki elektrikli skuterların bataryaları 20 kilogram, 30 kilogram taşıma şansı yok. Bir sanayide şarj edilmesi lazım. Ama bunda işine gitti, geldi, 40 kilometre yaptı, akşam şarjına koydu ki anlık olarak bataryanın hangi seviyede olduğunu da görüyorsunuz. %57, %50, %40, onu da ölçebiliyorsunuz. Dolayısıyla tamamen kontrol sizde, bunu kullanabiliyorsunuz. Gelecek ben şu anda burada olduğunu söyleyebilirim. Bu süreç hızlanabilir. Yaşam tarzı haline gelmiş motosiklet markalarından Harley Davidson 115. yıla özel modelleriyle Motobike İstanbul'da yerini aldı. Eskisine oranla artık daha konforlu modeller üreten Harley Davidson, tablo gibi tasarımlarıyla yine motosiklet tutkunlarının beğenisini kazandı. Harley Davidson standında neler var? Buradaki tüketicileri, motosiklet tutkunlarını neler çekiyor? Bu sene aslında bizim için çok önemli bir sene. Çünkü Softail modeli, yani Harley Davidson'ın asıl ana taşıyıcı platformu tamamen yenilendi. Şasisinden, amortisörlerinden, bütün süspansiyon sisteminden yeni Milwaukee 8 dediğimiz 107 kubik inç 4 subaplı motora geçti. Zaten A'dan Z'ye yenilendi ama aslında görsel olarak eski tabii geleneksel Harley manzarasından vazgeçmedik. Fakat performans, rahatlık, agresiflik olarak çok çok farklı, çok daha çağdaş, elektronik olarak çok daha modern bir motoru bir anda A'dan Z'ye değiştirerek bu sene sundular. İlgi çok büyük, kullanması büyük keyif ama işte biraz da havalar güzelleşirse bir de sokakta tanıtacağız inşallah. Honda 2018 yılında satışa sunacağı 9 yeni modelden 7'siyle Motobike 2018'deki yerini aldı. Sergilenen modeller Goldwing, Goldwing Bagger, CB125R, CB250R, Africa Twin Adventure, CB125F ve PJX125 oldu. Honda'nın CB1000R ve Forza 250 modelleri de Temmuz ayında satışa çıkacak.
Japon motosiklet üreticisi Suzuki, İstanbul'da gerçekleştirilen Türkiye'nin en önemli motosiklet fuarı Motobike İstanbul'da bu yılda birbirinden şık motosikletleriyle yer aldı. Suzuki V-Strom 250 ABS, Suzuki V-Strom 650 ABS, Suzuki GSX-S 125 ABS, GSX-S 750 ABS, Suzuki GSX-R 125 ABS ve Suzuki GSX-R 1000R ABS modelleriyle teknik özellik, kalite, güç ve verimlilik anlamında göz dolduran modelleriyle Suzuki standı bu yılda motosiklet tutkunlarının uğrak yeri oldu. Fuarda sadece motosikletler değil, motosiklet aksesuarları ve yan sanayi ürünleri de vardı. Fuar nasıl geçiyor ve ne gibi yenilikler var? Fuar bugün başladı. Tabii ki geçen senenin bir tekrarı olarak belli düzende gidiyor. Artık oturmuş bir düzeni var. Seyirci, özellikle katılımcı ve aynı zamanda ziyaretçi olarak da benzer bir çizgide gidiyor. Ama her geçen sene biraz daha gelişerek devam ediyor. Bizim de üçüncü senemiz burada. Biz de tecrübelendik. Biraz daha iyi hazırlanmaya çalıştık bu seneye ve daha yol aldık. Fuarda özellikle bugün basın günü olarak aslında güzel bir gün ve nezih bir gün. Sonra çok kalabalık olmaya başlıyor. Tabii kalabalık olması güzel. Zaten beklenen esasında ziyaretçi. Ciddi bir kitle oluşuyor. Motosiklet kullanıcısının enteresan bir tarafı var. Yani çok ilgili, çok bilgili. Otomobil kullanıcısı gibi değil. Daha özel bir kitle var orada. Ve çok daha tutkuyla bağlı. Tamam, otomobil de çok güzel. Herkes otomobilini sever vesaire ama motosiklette biraz daha özel bir şey görüyorsunuz. Ve özellikle bu fuarlarla da birlikte hem ekipman tanıtımları, güvenlik ekipmanları hem de derneklerin burada oluşu, markaların yeni modelleri, aynı zamanda eğitim derneklerin de burada olması aslında güzel bir sektör adına iyi bir adım, iyi bir derleyici, toplayıcı bir organizasyon. Tabii daha büyük fuarlar istiyoruz tabii ki. Bekliyoruz. Her geçen gün daha da ileri gitmesini istiyoruz. Ama işte zaman alıyor yapa yapa. Gene de 10. yıl iyi bir gelişim. 10 yıldır yapabilmek de iyi bir başarı. Ama tabii ki çıtayı biraz daha yukarı koymak gerekiyor. Motobike İstanbul 2018 kapılarını pazar günü kapasa da motosiklet sezonunun startını vermiş oldu.